Mutesavvın bir programında daha inşallah beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün Avrupa'da Türk izleri başlığı altında yapmaya başladığımız programımızın Almanya'da Türk izleri bölümünü hep beraber yapmaya çalışacağız. Doktor Latif Çelik'le beraberiz. Almanya'da yaşayan dostumuz, arkadaşımız, konunun uzmanı. İnşallah bu programı hep Biliyorum. beraber yapmaya gayret edeceğiz. Zamanla şuna basarsın kendini Tamam. göstermek için. Özür diliyorum, sesinizi alamadım. Giriş yapanların seslerini kapatırsak arkadaşlar. Aslında bugünkü programımız Avrupa'daki Türk izlerini araştırırken, çalışırken bu konudaki Almanya özeli biraz daha özel bir durum görüyor. Onu da şöyle anlatmaya çalışayım. İkinci Viyana kuşatmasından sonra tabii büyük bir hezimet yaşanıyor. Bu hezimetten sonra orada birçok Osmanlı askeri esir düşüyor. Bu esaret neticesiyle birlikte burada Latif hocamın şeyine bakmaya çalışıyorum. Bu esaret neticesinde de biraz sonra Latif hocam bunlarla ilgili geniş detaylı bilgi verecek. Birçok Türk esir olarak Avrupa içlerinde yayılıyor. Ve bunların da hazin hikayeleri, çok hazin yaşantıları. Tabii günümüzde bayağı bir hezeyan içindeler. Şimdi bunlara baktığımız zaman Latif Bey sağ olsun bu konuyu kendisine bir şey edinmiş, düstur edinmiş. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapmış. Latif Bey kimdir diye baktığınız zaman her şeyden önce bizim bir dostumuz, bir arkadaşımız. Bunu çok içtenlikle söyleyebilirim. Birkaç defa Almanya'da da kendisine misafir olduk. Eksik olmasın. Şimdi anlatacaklarını çok daha fazlasını kendisinden çok daha heyecan içerisinde dinledik. Bugün biraz daha fazlasıyla inşallah dinleyeceğiz. Latif Bey Almanya'da yaşıyor. İktisat ve siyaset tarihi eğitimi almış. Ama konusu daha çok Türk kültürünün Batı kültürüne etkileriyle ilgili çalışmalar yapan bir dostumuz. Almanya'da Türk izleri ve aynı zamanda da Türkiye'de Alman izleri adlı eserleri var. Bu konuda hala çalışmalarına devam ediyor. Türk-Alman ilişkileri içerisinde de Almanya Kültür, Tarih ve Entegrasyon Enstitüsü Başkanlığı'nda aynı zamanda yürütüyor. İnşallah bugün bize çok değerli tecrübelerini edindiği bu araştırmaları bizimle paylaşacak. Müsaadenizle ben mikrofonu fazla uzatmadan Latif hocama bırakmak istiyorum. Programını sunduktan sonunda soru cevap kısmına inşallah tekrar birlikte olacağız. Latif hocam bu güzel program için başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten uzaklardan Almanya'dan bağlandınız. Bizlerle güzel bir programı hep beraber yapacağız inşallah. Hocam buyurun mikrofonu size bırakıyoruz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel akşamda dinlenmek ya da devam eden maçları seyretmek varken siz tarih dostlarının hep bir araya gelerek bizi böyle bir platforma davet ettiğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. 1980 yılından beri Almanya'dayım. Almanya'da bulunduğum sürece 1980'de geldim. Daha sonra üniversite ile beraber Tercüman Gazetesi'nin de muhabirliğini yaptığım yıllarda sıkça Nürnberg Başkonsolosluğu'na giderdik, bizim bölgemizin olduğu. Nürnberg Başkonsolosluğu'na giderken yolun kenarında ben Soldan adlı bir fabrikayı görürdüm. Ve benim o yıllardaki tercümanım olan eşim Aysel Hanım'a sıkça sorardım. Soldan ne manaya geliyor diye.
biraz bir şeyler söylerdi ama kendisi bana kabul edebileceğim bir açıklama değil. İşte bu firmanın adı diye en sonunda keser atardı. Yıllar sonra ben Türk-Alman ilişkilerine ilgi zaten Türkiye'den vardı. Ben Güney Almanya'da Tercüman Gazetesi'nin yanında kendim de bir gazete kurdum yerel olarak. Bu gazetenin ortak özelliği aşağı yukarı Türk-Alman kültür tarihi, Türk-Alman ilişkileri, Türklerin Almanya içinde, Almanya'da zaman içinde Türk-Alman ilişkilerinden kalan izler, arşiv belgeleri, şehir arşivleri, saray kronikleri, kültürel anlamdaki binalar, yapılar, cadde isimleri, köy isimlerinden beni bu konu aldı, içine doğru çekti, götürdü. Yıllar sonra ben gazetemi kurduktan sonra tabii ki bizim gazetede de benim bu araştırmalarım, çalışmalarım kendi gazetemde daha geniş bir platform oluştuğu için sürekli bunlar geniş bir şekilde yer alıyordu. Gazetemizin hatırı sayılır bir abonesi vardı. Abonelerin ortak özelliğini biz 2 yıl sonra bir istatistik yaptığımızda tamamına yakınının Türk-Alman ilişkilerine, Türk-Alman ortak tarihine, bu kültürel değerlere duydukları ilgi dolayısıyla ortaya çıktığını gördüm. Hani sözlerimin başında soldanlar dedim ya, beni bir gün Nürnberg'den bir arkadaş aradı. Latif Bey dedi, bizim patronlarla da bir görüşsen dedi. Bizim patronlar da Türk asıllı. Nasıl Türk asıllı sizin patronlar? İşte Alman işçiler söylüyor. Dedim Alman işçiler belki onu biraz böyle küçültücü bir mahiyette söylüyor falan olmasın deyince, hayır dedi. Eğer ki sen de dedi gelip bizim patronla görüşsen, fabrikadaki resimleri görünce senin de kafan karışır dedi. O yıllar sanıyorum 1985-86-87 olması lazım. Çalışmalarımıza biz isimlere ilgi duyarak Stuttgart ya da Baden-Württemberg civarındaki Türkheim köyüyle başladık. Ve o yıllarda saçlarımız siyah ve elbisemiz de beyazmış çalışmalarımızda. Az önce Mehmet Bey kardeşimizin söylediği gibi bunları ilerleyen dönemlerde 28 yıl sonra bunun bir kitabının yapılması gerektiğini bir Alman yayın evi bizden rica etti. Ama şunu da söylediler, tabii ki Almanya'da Türk izlerinin yanında Türkiye'de Alman izlerin de işte körün istediği bir göz denir ya, o hesap dedik tabii seve seve. Edirne'den Gaziantep'e kadar yaptığımız demir yolu yolculuğunda öncelikle Türkiye'deki tren istasyonlarını bir araya getirerek Türk-Alman demir yolu ilişkileri, daha sonra Birinci Dünya Savaşı yılları uzayıp giden. Ama biz Türkiye tarafın değil, bugün size daha çok Almanya'daki Türk kültür tarihinin Almanya coğrafyasına yansıyan izlerini anlatacağız. Bu da çalışmaların yapıldığı, yayınlandığı başka bir kitabımız. Ben o fabrikaya gittim. Bu resimde gördüğünüz beyefendi Felix Soldan. Şu an hayatta değil. Almanya'nın hemen Nürnberg'in yakınındaki Fürth şehrinde yaşıyor. Ben Felix Soldan'ı aradığımda şöyle söyledim. Sizin Türk asıllı olduğunuz söyleniyor Sayın Soldan deyince, ben Almanya'nın en eski Türk'üyüm dedi. Almanca bilenler için ich bin älteste Türke in Deutschland diye cevap verdi bana. O zaman siz misafir işçilerden önce geldiniz ya da 100 yılın başında Almanya'ya gelenlerdensiniz filan diye biraz böyle safça sorular sordum ki gayem konuşturmaktı biraz samimi olana kadar. Hayır hayır dedi, geç onları dedi, ben Osmanlı değil ben Selçukluyum dedi. Bu arkadaş. Şimdi Almanya'daki işçilerimizin birçoğu işte bu dizilerden öğrendiği kadar şu an Selçuklu ama bu 40 yıl öncesinde veya 36 yıl öncesinde herhalde Selçukluyla fazla kimsenin bir bilgisi yoktu Almanya Türklerinden. Nasıl Selçuklusunuz? Bu uzun hikaye. Size anlatmam, arşivleri açmam lazım. Onun için sizin buraya gelmeniz lazım. Çıkar dedi. Hatta 2003 yılında yayınlanmış.
Şurada da bir tarih var. 4-5 ay sonra bir randevu yaptık. Gittik. Bizi misafir etti. Akşama kadar elindeki belgelere baktık. 1279'daki Haçlı seferinde Aintab Aleppo civarındaki bir savaştan. Belgelerde böyle geçiyor. Yani Halep ile Gaziantep civarı veya Suriye'nin kuzeyi, oralar tarif ediliyor. 40'a yakın Selçuklu subayı esir edilir. Bunlar Beyrut, Cenova, Beyrut, Girit, Cenova, oradan Almanya'nın güneyinden Stuttgart ve Heilbronn şehrine kadar gelirler. Bu belgelerin hepsinin kopyasını aldım ben. Ve bana dedi, bizle ilgili daha geniş detaylı bilgi için bu şehirdeki, bu kilisenin git havlusundaki taşları incele. Ben tabii ki oraya gittim. Bu kilisenin avlusundaki taşlarda şurada Latince yazılar var. Latince bilen üniversite hocalarına okuttum. Et nominaci turcicio diyen satırda Soldan ailesinde Türk kanı vardır diye. Bu Mehmet Sadık Selim'in mezar taşı. Bu kilisenin bahçesinde. Ben buraya gittiğimde işte detaylı bilgiler vardı Soldan ailesiyle ilgili. Ama işin garibi Johann Wolfgang Goethe ile ilgili de bilgiler vardı. Ben geri döndükten sonra tekrar aradım Sayın Soldan'ı. Sayın Soldan dedim, sizin gönderdiğiniz yerde bazı bilgiler buldum ama sizden çok Wolfgang Goethe ile ilgili de tablolar vardı. Kiliselerde bir süsleme yazı sanatı da var, gotik yazıyla. Evet dedi, ben o bölüm eksik kalmış veya sen dikkat etmemişsin dedi bana. Goethe'nin annesi bizden bir kız dedi. Yani Soldan ailesinden bir kız Goethe'nin annesi oluyor. 1901 yılında Profesör Sommer Siegen Üniversitesi'nden böyle bir çalışma yapıyor. Belgeleriyle ortaya koyuyor. Yani biz kısa yoldan deriz ya, işte Goethe Müslüman olarak öldü. Bir kişinin inancıyla ilgili konuşmak bize düşmez ama kesin de bir şey değil. Bu sadece bir söylenti ama Goethe bir dünya insanıydı. Soylu bir aileden geliyordu. Dünya insan olarak daha fazlası Goethe aslında masonik bir inanca sahipti ve dünya insanlığını seviyordu. O dönemde ama Kur'an'ı ilk Almanca'ya çeviren, çevresinde şark, Osmanlı, Selçuklu, İslam dünyasıyla ilgili konuşmaları ilk yapan Batı'da Johann Wolfgang Goethe'dir. Goethe burada annesinin nesline, soyuna, soyundan ailesinin geldiği topraklara ya da kültüre ilgi duymuş olabilir diye ben böyle bir değerlendirmede bulunuyorum. Tabii ki inancıyla ilgili biz konuşamayız ama Goethe'nin söylemlerinden ve eylemlerinden sonra Türk-Alman ilişkilerinin geliştiği, oryantalizme karşı ciddi anlamda ilgi duyulduğu ve aynı dönemde Goethe'nin bu söylemleri yaptığı 1740'larda, 1750'lerde Almanlar Avusturya'dan bağımsız olarak bir Prusya Krallığı yönünde örgütlenmeye, devletleşmeye, şehir devletlerinin, kalelerin, kontların ve derebeylerin aynı zamanda bir Alman birliğini kurmaya doğru yöneldikleri yıllar ile de denk gelmektedir. Yani Türk-Alman ilişkilerinin temeli Goethe'nin döneminde Prusya İmparatorluğu zamanında ve Almanların Avusturya hegemonisinden kurtulmaya başladığı yıllara denk gelmesi bakımından da iki millet, iki devlet için şanslı bir döneminde başlangıcını arz etmektedir. Aslında burada Goethe'yi ve Soldanları geriye bırakabilirsek, Türk-Alman ilişkilerinin bilinen tarihleri yine Haçlı Seferi'ne kadar uzanır. Haçlı Seferleri'nin ünlü komutanı Friedrich Barbarossa, Göksu Irmağı'nda boğulan, kendisi Alman asıllı bir komutandır. Çok da güzel bir rastlantı. Benim yaşadığım şehir olan Würzburg'da nişanlandıktan birkaç ay sonra bu sefere çıkar. Tabii ki geri dönemeyecektir kendisi o çıktığı seferden. Soldan ailesinin en son nesli Selçuklular ve Haçlılar adlı, İsrafil Bey bilir bu konuyu. 2016 yılında bir sempozyum vardı Nisan ayında.
Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu'nun şeref misafiri olarak Felix Sol'dan davet edildi. Kendisi aynen şu konuşmayı yaptı orada. Yani ben özetledim tabii. Selçuklular ve dedelerimizin aslının geldiği Türkiye'yi görmek için buradayım. Hatta bilsin ve unutmasın diye oğlumu da getirdim şeklinde özetlenebilecek çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisine Konya valisi ve belediye başkanı da Konya'nın fahri hemşeriliğini verdiler. Az önceki benim yerde otururken arşiv belgelerini incelediğimiz Felix Bey'in oğludur. Peri. Peri Soldan. Soldanları burada geçiyoruz. Osmanlılar Balkanlarda ilerlerken Sırp ve Macar ordularında zaman zaman Alman askerlerine rastlıyorlardı. Ama bunlar bir devletin Almanya adlı ya da Avusturya'nın askerleri değil, Balkanlardaki irili ufaklı, küçük çaplı devletlerin o dönemde çok yaygın olan bir kiralık askerin konumundaydılar. Ama 1527'de Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı kuşattığında artık Türkler ve Almanlar ciddi anlamda karşı karşıyadırlar ve Türkçenin ve Almanca'nın kullanıldığı ilk askeri karşılaşmada Türklerin Viyana önlerinde görünmesiyle başlayan dönemdir. 1529 yılında Türkler tekrar Viyana önlerine geldiler ve Avrupa içlerine bu sefer bir kuşatma harekatı değil bir akın yaptılar ve bu seferin adı Osmanlı tarihine Alaman Seferi olarak geçti. Artık Türkler ve Almanlar ciddi olarak savunan ya da karşı tarafta hücum eden şeklinde görünüyorlardı. Esas kırılma noktası iki milletin ortak tarihinde 1683 yılıdır. İkinci Viyana kuşatmasının yenilgiyle sonuçlanması Türk-Alman ilişkilerinin de ciddi bir kırılma noktasıdır. Bu savaşta bizim tarihçilerimiz 20 bin, 22 bin civarında Türk'ün batı ülkelerine ya da Viyana'nın batısına elleri bağlı olarak esaret yolculuğuna çıktığını söylese de batıda verilen rakamlar bunların çok çok üstündedir. 50 bin, 60 bin hatta bazı uçuk Avusturya rakamları 75 bine, 80 bine varmaktadır ki demek ki bizim tarihimizle batı tarihinin ortalaması alındığında bile şunu ciddi anlamda şuna inanıyorum. 35 bin ile 40 bin Türk askeri Yeniçeri Ocağı'nın Kapıkulu askerlerinin mensupları Viyana'nın batısında soğuk batı ülkelerindeki karanlık bir geleceğe doğru bir yolculuğa çıktılar. Bu yolculuğa çıkan askerlerden elbette 1699 sonrası geri dönen oldu. Bir anlaşma oldu ama 1683 ile 1699 anlaşma imzalanana kadar arada 16 yıl ve 16 yılda cereyan eden 6 büyük meydan muharebesi vardır. Beç, Mohaç, Salankamen bütün bu meydan muharebeleri bu saydığım kaleler ve şehirler Belgrad ile Budin arasında yani şu an bile Belgrad-Budapeşte çizgisi üzerindeki kalelerdir ve her bir savaşta her iki taraftan aşağı yukarı 50 ile 110 bin civarında insan hayatını kaybetmektedir. Demek ki 16 yıl boyunca Osmanlıların bir daha ilerleyemeyeceği şekilde kuşatmalar ve kalelerin dışında ciddi anlamda Akıncı Ocağı'nın da yok edildiği, Akıncı Ocağı aynı zamanda Osmanlılar için batı ülkelerine doğru akın yapan, kontrol altında tutan ve zamanla bölgedeki bilgileri merkeze aktaran ciddi anlamda bir askeri örgüttü. Akıncı Ocağı en son Salankamen Meydan Muharebesi'nde 60 bini birden hayatını kaybedince bir daha Türkler batıya gelemediler. Viyana Savaşı'nın akabinde 1699'da bütün savaş 16 yıl boyunca Belgrad ile Viyana arasında devam etti. Bu devam eden savaşlarda savunmasız kalan köyler kendini savunamayacak derecedeki küçük beldelerde zaten Türk nüfus belli ve çok azdı.
bir taraftan askeri harekat, iki devlet yani Osmanlı ile Batılılar arasında devam ederken, ama aynı zamanda sivil halktan da fidye almak fikriyle Batı'ya götürülen çok sayıda esirler vardı. 1699 yılında Osmanlılar anlaşmayı imzaladıklarında coğrafya kolay bir şekilde masa üzerine yayılan haritalarla bir şekil aldı. Bütün Macaristan'ı 156 yıl boyunca hükmedilen Macaristan bir anda elden çıktı. Dalmaçya kıyıları gitti. Yukarıdan Podolya gitti. Ukrayna'nın yarısı gitti. Ama Osmanlı Devleti'nin saraydaki zayıflığı, partilerin ve paşaların birbirine girmiş konumuyla kayıp unsurların bir daha muhasebesi, bir bilançosu çıkarılamadı. Örneğin elden çıkan Macaristan'dan hangi şehirlerden kaç kişinin Batı'nın hangi şehrine götürülüp hangi köle pazarlarında satıldığıyla ilgili devletin maalesef arşivlerinde çok az bilgiler vardır. Bugüne kadar bazı bilgiler Alman tarihçilerin, Alman hocaların çalışmalarıyla büyük oranda da Nürnberg Erlangen Üniversitesi hocalarından Profesör Hartmut Heller'in, kendisi geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti, onun çalışmalarıyla 700'e yakın Türk esirin akıbeti konusunda bilgilere ulaşıldı. En büyük bilgi kaynağımız kiliselerdeki vaftiz belgeleridir. Vaftiz edilene kadar ismini görebiliyorsun, geldiği yeri bilebiliyorsun. İşte filanın oğlu, filanın kızı, bu bilgilere ulaşabilmek mümkün ama ismi değiştikten sonra herhangi Avrupa toplumundan biri olduğu için bunlarla ilgili bilgilere maalesef fazla ulaşılamamaktadır. Bugün bizim buradan Türkiye'de Leyla hocamız bu konularla ilgilenmektedir. Almanya'da Hartmut Heller ve birkaç arkadaşımız daha var. Leyla Coşan da kendisi daha çok Türk ve Alman kültürünün karşılıklı iletişimleriyle ilgili ciddi anlamda önemli çalışmalar olmuştur. Tabii ki bu esirlerden, hani az önce çocukların bile götürülüp Batı'da esir edildiğini söyledik ya, bu mezar taşı Karl Ali'nin mezarı. Karl Ali küçük bir çocuktur. Ali Protestan kilisesinde büyütülür. Ciddi bir göreve gelir ve bölgesindeki Osnabrück, Köln civarında Osnabrück kilisesinin en büyük papazı olur. Protestan kilisesinin. Ölmeden önce mezar taşıyı çağırır. Ne kadar görülebilir, fark edilebiliyor bilemiyorum ama hilallerle süslü bir mezar taşı vardır. Mezar taşçıya şunu söyler. Ben öldükten sonra böyle böyle bir mezar taşı yapacaksın. İşte mezar taşçı der, aziz peder, ama işte burada hilal var filan deyince, senin paranı peşin ödeyeceğim der. Ve bir gün bu dünyadan, 74 yaşında bu dünyadan göçmüştür Ali. Ve daha sonra mezar taşçı birkaç yıl sonra çıkar gelir ve bende bir sipariş vardı deyince, kilise önce biraz böyle kabul etmekle biraz tereddüte düşer. Parasını da zaten ödedi deyince, Ali'nin mezarı zaten kilisenin arka tarafındadır. Mezar taşı da ağaçların arasında. Şu an fazla da görülemeyecek ama o mezarlıkta hala vardır. Ben 3 ay önce yine gittim. A, L, Y harfi olduğunda bunlar Türkçedeki Ali'nin karşılığını verir. Ve bu Ali'lerden şu an Almanya'da Profesör Ali var. Aşağı yukarı birkaç yüz tane Ali soyadlı var. A, L, Y olanlar, bunlar esirlere soyu dayanan ve Türkler ile ilişkisi olan insanlardır. Burası Küçük Mustafa'nın mezarı. Küçük Mustafa'nın mezarı. Küçük Mustafa Bielefeld civarında Brake köyünde Katolik kilisesinin bahçesindedir. Mezar taşında şöyle yazıyor. Burada Mustafa vardır. Burada Mustafa yatmaktadır. Hüseyin'in oğludur. Peşt doğumludur. Yani bu da Peşte de doğmuş. 1683'te getirilmiş. 1689'da.
Mustafa sadece 6 yıl yaşayabiliyor. Mustafa'nın 6 yıl yaşadığını ve hiç Almanca öğrenemediğini ama gözlerinin çok mavi ve güzel olduğunu geriye kalan belgelerden öğrenebiliyoruz. Aristokrat ve devlet yönetiminde olan Osmanlı Türkiye'sinde onların hanımları, çocukları ve kızları tez elden kaçırma yoluyla batıya doğru getirilerek Viyana'nın batısına. Bu savaşın sonunda nasıl olsa bir anlaşma olacak. Bu anlaşmada Türklerin bir şekilde büyük fidyeler ödeyerek esirlerini alabilecekleriyle ilgili batıda bir görüş hakimdi. Osmanlı Türkiye'sinin zenginliği, Osmanlı Türkiye'sinin kaybettiği bazı değerleri, özellikle de insan unsurunu geri alabileceği batıda bir inançtı. Bir şekilde 200 askeri esir etmektense bir paşanın ya da bir büyük saray erbabının çocuğunun alınıp götürülmesi fidye için çok daha değerliydi. Ve Mustafa da sanırım bunlardan bir tanesidir. Fakat bu kalan çocuklar, az önceki Ali, şimdiki Mustafa, bunların geri gelmemesi, az önce söylediğim gibi Osmanlı Türkiye'si insan unsuruyla ilgili, maalesef kayıp insan unsuruyla ilgili bir bilançoyu çok çeşitli sebeplerden ortaya koyamadı. Ortaya koyulamayan bilançoda bazen esirler ölümünden ve esaretin üzerinden 100 yıl, 200 yıl, 330 yıl geçtikten sonra ancak kiliselerin arşiv belgelerinde ya gazetecilerin ya tarih araştırmacıların ya da kronik okuyucuların çalışmalarında ortaya çıkabilmektedir. Tabii ki az önce söylediğim savaşlar Beç, Mohaç, Salankamen, Meydan Savaşı'nda esir edilen Türkler daha çok Bavyera, Baden-Württemberg ve Saksen'e getirildi. Fidye ödenerek kurtarılması ilk etapta bilinen konulardı. Burada yine Hartmut Heller Hoca'nın bir çalışması, Fatma'nın Vaftiz Belgesi. 1687 yılında Balkanlardan esir olarak geldiği bilgisi var. Türk kızı Fatma'nın vaftiz edildiğine dair kilise kayıtları, esir Türk kadınlarıyla ilgili günümüze ulaşan nadir belgelerden bir tanesidir. Nürnberg Sebaldus Kilisesi'nde 20 Şubat 1688'de Fatma'nın Katerina adını aldığını ve bundan sonrasını fazla bilemiyoruz. Evet, dedik ya kiliselerin vaftiz belgesinde. Şurada Almanca bilenler bunu okuyabilir. Türkin diye, yani Türk kızı ya da Türk kadını olduğuna dair bir belgedir. Adı Merve'dir ve babasının adının Halil olduğu geçiyor. Bunlar okulabiliyor. Merve de kaderde esirlik varmış diyerek Nürnberg Sebaldus Kilisesi'ne kadar gelenlerden bir tanesiydi. Macaristan'ın Pet şehrinin Türklerin elinden çıkması ile çok sayıda Türk Barons von Blumberg tarafından esir edildi. Önce Viyana'ya, daha sonra çeşitli kalelerden misafir kalarak, hizmetçi kalarak, esaret kalarak esirlerin devredilmesiyle Nürnberg'e kadar geldi ve Nürnberg Kilisesi'nde din değiştirme ile ilgili belgelerdir. Bu din değiştirme konularına biraz girelim. Mesela din değiştirmelerden bir küçücük Ali'yi ben Nürnberg arşivlerinden bulduk. Din değiştirmekle ilgili kilise önce çok büyük reklamlar yapıyor, çok büyük yayınlar. İşte bugün bir esir daha Allah'ın dinine geçiyor, gerçeği gördü. Hazreti İsa'nın dinine geçiyor. 12 soru var. Bu 12 sorunun cevabını doğru bilen, ezbere söyleyen Hristiyanlığa kabul ediliyor. Ve bir esirin din değiştirdiğini dünya gözüyle eğer ki kilisede dinleyebilirsen o kilisedeki o an bulunan cemaat için de ciddi anlamda bir hiyerarşik ya da onun bir sevabı vardı. Dolayısıyla zenginlere en önlerde yer ayrılıyordu. Yani kilise o an zenginlere bakın siz de önde yer veriyoruz diyerek kiliseye yapılan sanırım bağışları da bu yolda artırıyorlardı. Yani esirlerin son anından bile
bir tür yararlanma, fayda ya da çıkar sağlama konusudur bu. Burada esir Türklerin, benim de yakın olduğum şurada Nürnberg, şurada Würzburg, ben şurada kalıyorum. Onlardan mesela şu işaretler Türk esirlerin olduğu yerler. Bakın şu mesafe aşağı yukarı 100 kilometredir. 100 kilometrede kaç yerde esirler var? Arkadaşlar o dönemde Türk esirlerin at bakıcısı, bahçe saray temizlikçisi, bahçe süpürücüsü ya da bahçelerde çalışan, işte kahve pişiren, atların bakımını üstlenen insanlar olarak çalıştırılması bir sosyal statü sembolüydü. Nürnberg gazetesindeki yazan yazıda aynen şöyle demektedir. Esir olarak geldiler, 16. asırda esir olarak geldiler ama zamanla saygın vatandaş oldular. Bu esirlerden bir tanesinin mesela muhtar olan var. Esirlerden zaman zaman daha sonra din değiştiren de var. Ama esaret hayatı boyunca Müslüman olarak kalıp kiliseye iyi aidatlar verip kiliseyle iyi geçinip Müslüman olarak da ölenler de var. Bunlardan bir tanesi de Karl Osman. Bu da Münih'e doğru giderken Güney Almanya'da Karl Osman Ansbach'ın Rügland köyünde ve mezar taşında şöyle yazıyor. İstanbul'da doğdu, Belgrad'da esir düştü. 47 yıllık esaretten sonra 80 yaşında bu köyde ölüyor. Bu köye Türkiye'den gelen 7 Renk Film Şirketi'nden arkadaşlarla beraber gitmiştik. Daha sonra zaten 7 Renk'in o Almanya'da Türk İzleri adlı TRT belgeselinden sonra köye çok sayıda Türk'ün geldiğini, işte Osman'ın mezarında dua ettiğini köylülerden ya da muhtardan zaman zaman kendileriyle teşrifi mesailerim var. Bunlarla konuşuyoruz. Kilise Osman öldükten sonra bir bildiri yayınlar. Der ki çok iyi bir dindar bir adamdı. Yani dinine bağlıydı. Din dediği Hristiyan dini tabii. Kiliseye bağlıydı ve kiliseye iyi aidat verirdi. Ama ilginç adı Osman. Yani Osman adlı bir adam. Osman bir defa Osmanlı Devleti'nin vatandaşı olduğu, o ismin o manaya geldiği Almanya'da ve Almanca'da da biliniyor. Sanırım yani bu Osman az önce Merve Katerina olmuş, Fatma bilmem ne olmuş. Fakat Osman öyle kalmış. Bu mantığa biraz uymuyor. Bence Osman herhalde siz benim dinime karışmayın. Ben de en iyi bağışı size vereyim diyerek kiliseyle bir şekilde dost geçinmiş, iyi geçinmiş. Fakat geriye şöyle bir geriye ne bırakılır? Ölenler geriye. Evet, tamam. Ölenlerin geriye bıraktığı onu biraz sonra söyleyeyim. Bir testament bırakıyor. Şöyle söylüyor. Benim servetimi benden hakkı olduğunu söyleyen herkese paylaştırın. Osman vasiyet. Vasiyet. Özür dilerim. Evet, vasiyet. Az önce ben çıkaramadım. Vasiyeti açılır. Osman vasiyetinde Karl Osman şöyle der. Bütün servetimi benden hakkı olduğunu söyleyenlere paylaştırın der ve bütün servetinin ne kadar kiminlerin alacaklı olduğunun bilinmesi için aşağı yukarı bir hafta 8 gün falan bekler. Küçücük 130-100 küsürlük nüfus olan köye 900'e yakın insan gelir. Benim Osman'da hakkım var, alacağım var der ve Osman'ın bütün serveti paylaştırılır ve 47 yıl esaretin sonunda o yaşadığı köy olan Rügland'da defnedilir ve mezarı şu an oradadır. Tabii ki bu her savaş aynı zamanda bir kültürel etkileşim ve kültürel değişimdir. Gelen esirlerden bir bölümü de Würzburg'a geldi. Bu esirler arkadaşlar 1683'te yola çıkınca yürüyerek işte 2 ayda şuraya varmıyorlar. Bunlar önce bir kaleye devrediliyor. Münih bunlar... Viyana bunları sanırım önce Salzburg'a devretti. Salzburg'dan Münih. Bu savaşlarda da esirlerin paylaşılmasında en büyük aslan payı da Bavyera'ya düşer. Çünkü Bavyera'da ciddi anlamda bir savaşta yararlılık gösterme ve Avusturyalı hanedanla bir akrabalık bağları olan Julius Maximilians. Buradaki Bavyera'daki birçok üniversitenin ya da önemli
tarihi yerlerin isminde ismi vardır. Julius Maximilians'ın. Maximilians kendisine gelen esirleri daha küçük beylere, daha küçük kalelere dağıtılır. Würzburg'a sanıyorum 219 esir gelir ve 219 esir Würzburg'da şu an Cami Caddesi, Moscheweg, yani cami yolu. Aslında burada bir cami yoktur. Fakat Almanlar böyle orada Türklerin kaldığını, dışa açılan, cumbalı penceresi olan, pencereleri olan, kapıları biraz böyle şark tipi bir inşaat olan öyle bir yere cami derler. Hep hayallerinde kilisenin karşılığı bir cami vardır. Müslümanların mabetidir. Ama orada hiçbir zaman bizim anladığımız minareli ya da ibadet edecek bir cami yok. Fakat ne var? Şöyle kervansaray gibi diyelim. Gelip geçen insanların konakladığı. Fakat bir anda da 15-20 yıl boyunca Türk esirlerin kaldığı bir yapıdır. Şehrin Sellerau semtidir. Şehirden izole edilmiş bir bölgedir burası. Ve Main Irmağı'nın karşı yakasıdır. Dikkatinizi çekerim, yine de esirler şehirde kalmıyor. Şehrin biraz uzağında, yani aman bize karışmasın, aman bizden uzak olsun mantığı sanıyorum o yıllarda da var. O yılların Avrupa'sında. Türkler burada uzun yıllar kalırlar ve bir gün belediyeden bir tanesi ya da güvenlik görevlilerinden bir tanesi, ben artık Türklerin güvenliğini sağlayan, esirlerle ilgili çalışmalarda bulunan grubun içerisinde olmak istemiyorum. Bunlar bir şeyi kavurup pişirip içiyorlar, kendileri zevk duyuyor ama ben buna dayanamıyorum der. Belediye de buna gülerler, derler ki madem sen böyle diyorsun, o zehir olsaydı bunların ölmesi lazımdı zaman içinde. Çağırın, zaten halktan da gidip bunun kokusunu koklamaya çalışanlar var. Bunlar artık kahve ne kadar yanlarında getirdiler ve bütün içtikleri kahve mi, arada nohut mu var, bunu tam bilemiyoruz. Bu konuda fazla bilgi yok ama Karakoyunlu Mehmet Sadullah Paşa adlı bu zat bizzat resmi anlamda belediyenin önüne çağrılır. Belediye ile Dom Kilisesi yakındır. Dom Kilisesi'nin önünde oturarak yerde ilk kahve denemesini yapar. Biz bu Türk kahvesinin 300 yıllık Almanya yolculuğu adlı böyle bir kitap çalışması yaptık. Ve bu Almanya yolculuğunda şu Dom Kilisesi, bu da Mehmet Sadullah Paşa'dır. Böyle bir çalıştay yaptık akademik anlamda. Hocalarımız katıldı Türkiye'den ve Almanya'dan. Ve Türk kahvesinin 300 yıllık Almanya yolculuğu diye. Şimdi belediye kendi şehrine daha çok böyle turizm ya da kültür değişimi olsun diye belediye bu kitabı şimdi Almanca'ya çevirtecektir. Kahve konusunu biraz hızlıca geçeceğim. Karakoyunlu Mehmet Sadullah Paşa kahveyi yapar. Kiliseden çıkan zat kahveyi dener ve kimse beğenmez. Hatta derler ya işte esirin içeceğinden ne olur? Ve adı, dikkatinizi çekerim, kahve değildir. Adı Türk içkisidir. O gün Türk içkisi denenecektir. Gerçi biz şu an çay içerek devam ediyoruz ama Türk kahvesi ilk defa denenmiştir. Adı Türk içkisidir. Türken Trank'tır. Evet, Türk içkisi denenir. Kimse beğenmez ama bizim paşa Allah bilir sade kahve yapmış olacak. Bu bölge bir Avrupa'nın çok ünlü romantik şarap vadisidir. Main Irmağı boyunca 300 kilometre uzunluğunda sağlı sollu. Güney Almanya'yı tanıyanlar iyi fark etmişlerdir. Üzüm bağlarının çokluğunu. Onlar herhalde tatlı bir içecek beklerken paşa acı, şekersiz, ya gitmeyin işte şurubum da var der ve şu yandaki ibrikten biraz şerbet koyar. İbrik olduğu o yılların Katolik Kilisesi'ndeki bir resimden aldık biz bunu. Ve ibrik olduğu yazıyor şurada Türkçe ismiyle beraber. Tabii ibrik Hocam sesiniz kapandı, açar mısınız?
Şimdi evet, tamam herhalde. Evet. Kahveyi bu şekilde, kahve artık bir şekilde denenmiştir ve bir Batı ülkesinde Türk içkisi olarak denenmiştir. Zamanla şehirde değişik kahveler açılır. Bunların isimleri ilginçtir. Kahve Ottoman, Kafe Ottoman ya da Türken Trankladen, Taurus, Saray, Sultan, bu tip eksotik isimler verilerek Şarka Osmanlı'ya olan bir gizem elde edilir. Burası o Türk esirlerin kaldığı yer. Çok ilginçtir. Türk esirlerin kaldığı yeri, burası Batı kültürüne yakışmıyor diyerek 1812'de Viyana yolunun üzerindedir burası. Viyana'ya giderken Napolyon maalesef o binayı tamamen yerle bir etmiştir. Tabii ki kahve savaşın akabinde yayılan bir nesnedir. Burası Leipzig şehrinde Kaffeebaum. Kahvenin hep bir Türklerle ilişkilendirilmesi, Türk motifleri, Türk resimleri ve Türk heykelleri koyulması, kahve ağacının koyulması. Kahve bize Yemen'den geldi. Ama Almanya'ya, öncelikle Almanya'ya, Avusturya ve Almanya'ya, daha sonra da Avrupa'nın içerisine buradan yayıldı. Fakat kahve ismini ancak batılı sömürgeciler Güney Amerika'daki ya da Afrika'nın güneyindeki ülkelerden kahve ağacından elde edilen tohumları getirmesiyle kahve adını o zaman aldı. Yani Mehmet Sadullah Paşa'nın denemesiyle arada geçen o dönemden sonraki 50-60 yıllık bir dönemde bunun adı Türken Trank olarak geçti. Bir gün Paşa'nın yanındaki bir genç geldi. Kendisinin de Türken Trank, Türk içkisi dükkanını açmak istediğini söyleyince belediyenin şöyle bir cevabı vardır. Hayır, o Türklerin mesleği. Eğer ki sen bu mesleği yapmak istiyorsan Türk şehirlerine gidip bu mesleği öğrendiğine dair bize belge getireceksin denir. Ve Hans, ismini Hans diyoruz, bir Alman delikanlısı Saraybosna'ya gider. En yakın Türk kültür şehridir. 3 yılın sonunda mesleği öğrendiğine dair kendisine oranın esnaf loncasının da bir maddi desteğiyle birlikte şehre gelir ve Kafe Elhamra ismini alacak olan inşaatı kurar. 1943 Amerikan bombardımanında şehirdeki tüm binalar aslına uygun restore edildiği halde bizim kahvenin tarihiyle ilgili Elhamra sadece artık arşiv belgelerinde ve resimlerde kalmıştır. Evet, burası Elhamra'nın içi ama oraya Würzburg Belediyesi artık şu an şehirdeki turizmi arttırmak için dediğim gibi böyle bir yere bronz bir bilgi koydurmak istemektedir. Evet, şu kilisenin önüdür ve şuradan yürümüşlerdir. Tabii ki Alman tarih araştırmacılarının Orta Çağ'a yönelik araştırmalarından ciddi anlamda faydalanıyoruz biz arkadaşlar. Çünkü o yılların gotik yazısını okumak zor ve tarih araştırması daha çok kilise kayıtlarında vardır. Bu arkadaşımız tarihçi, kiliseden daha sonra sivil hayata geçen birisidir. Kendisinin elindeki kitap Türklerin Tarihi. Kitabın adı Türken Geşik'tedir. 1493'te bulunan matbaa 1494'te bir kitap basmış. 1494'te basılan kitaptaki başlıklar ilginç. Türk şehirleriyle ilgili bilgiler, Türk kadınlarının sosyal hayattaki yeri, Türk şehirlerinin temizliği bu kitapta başlıklar olarak incelenmiş. Yani bize matbaanın 200-230 yıl sonra gelmesinin arada nelere mal olduğunu siz buradan çıkarımlar yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Tabii ki o kitaptan bir bölüm yine. Almanya'da bir vergi toplanmış. Gelir vergisi, gider vergisi, otomobil vergisi ya da emlak vergisi gibi. Bu verginin adı da Türk vergisi. Türkensteuer. Osmanlılar Viyana önlerinde görününce Türklerin normal bir orduyla durdurulamayacağı, bunun için özel bir ordunun masraflarının karşılanması için de ciddi anlamda bir özel bir vergi toplanmasıyla ilgili bir kaynaktır bu. Türkensteuer'in bilgileri.
Az önce ismini söylediğim Profesör Hartmut Heller, kendisi birçok Alman'ın geçmişteki soy bağlarının Türklere dayandığını söylediğinde 1960'larda ilk yıllarda genç bir akademisyenken çok büyük tepki aldığını söylemiştir. Hatta şunu söylemişti bana, bizimkiler soylarını araştırırken Fransa'ya, İtalya'ya, İsviçre'ye soyu çıkarsa bunu bir aristokratlık vesilesi, Türklere dayanan soylar da hep böyle utanılacak bir vesile, halının altına süpürme, öyle o şekilde görüldüğü için maalesef Türk-Alman ilişkilerinin bir yönü hep böyle aksak kalmış, karanlık kalmış diye bana da ciddi bir açıklama yapmıştı. Yine Fatma ile ilgili bilgiler, aslında bu slide bir öncekiyle beraber olması lazımdı. Fatma ile ilgili uzun bilgiler burada veriliyor. Kendisinin Belgrad Kalesi içindeki Türk değirmencisinin kızı olduğu söyleniyor. Kiliselere yansıyan Osmanlı motifleri o yıllarda, kahvenin tamamen Osmanlı yönünden, doğudan geldiği, şarktan geldiği ile ilgili bilgiler. Burası 1683 yılı, tabii dedik ya, batıda da ciddi bir kırılma noktasıdır. Aynı zamanda da bir zafer alametidir. Türkaim adlı bir başka Türkaim. Türkaim, Türk evleri, Türk köyü manasında kullanılıyor. Ve şu an kimisi büyümüş, şehir olmuş, genişlemiş, gelişmiş. Kimisi de küçük köy olarak kalmış. Burada küçük bir köyde ben belediye kültür dairesine gittiğimde köyümüzün Türklerle ilgisi yok ama o mitolojideki Durkheim zamanla Türkheim olmuş demişlerdi. Dürkler bir Alman hanedanıdır. Mitolojik ölçüde bizim Oğuzlarla mesela yani Türklerin soyunun Oğuzlara dayandığı gibi bunları da soylarını Dürklere dayanan vardır. Ama maalesef belediyenin kültür dairesinin bana verdiği bilgilerin tam tersi, köyün girişindeki şu levhada yazıyor. Aynen şöyle diyor. Türkheim köyünün adı Türk savaşlarıyla yakından ilgilidir ibaresi yer alıyor. 200 metrelerde kilise var. Kiliseye gittiğimde yine 1683'e atıfta bulunarak 1683'teki Avrupalıların özellikle kilise camiasının kutsal gördüğü 1683 Viyana kuşatmasıyla ilgili ilişkilerde kurulmaktadır. Savaşın akabinde geri dönen 1699 sonrası ciddi anlamda bazıları zenginleşti, bazıları toprak olarak, ama Baden Kralı Ludwig Wilhelm de bu savaşlardan en fazla ganimet ile ülkesine döndüğü halde yine o ganimetlerden gözü doymayıp kimlerde ganimet varsa bir kültürel değer olarak parasıyla bunları satın aldı. Eğer ki bir gün Almanya'ya gelirseniz, Almanya'nın Karlsruhe şehrinde Türk ganimetleri müzesi var. Yani aslında Baden-Württemberg Milli Müzesi, fakat bir bölümü Türk ganimetleri bölümü. Orada ciddi anlamda Türklerden elde edilen, mesela Kral Ludwig İtalya'dan satın almış, Venedik'ten satın almış, Fransa'dan, Polonya'dan, Lehler'den, her yerden satın alarak ciddi bir arşiv, ciddi bir dokümantasyon oluşturmuş orada. Ben Semer'i inceledim mesela. 4 ayrı Semer vardı. Semer ile ilgili müzenin yetkilisi, Türk Tarih Kurum Başkanı ile gitmiştik, bir önceki başkan da buraya. Müzenin müdürü, o da bir akademisyen hocaydı, aynen şöyle söyledi. Bu Semer'in altında bir teknik aksam var. Dakikada 28 defa atın üstündeki sipahi, atlı Osmanlı askeri 28 defa kılıç sallayabiliyor ve bunları isabet ettirebiliyor. Atta ve kendisinde zırh olduğu için adeta tek kişilik kale konumundaydı. Bizim başkanımız o zaman şunu söyledi, Türk Tarih Kurum Başkanı. Bu dedi, aslında dedi, teknolojinin bile bilyayı kullanmadığı dönemde dedi, bir yağlı, gıcırdamayan, ses çıkarmayan bir mekanizma. Arkadaşlar, Türkçe bazı kelimeleri toparlayamazsam yanlış anlaşılmasın ama
bazen olmuyor. İşte o mekanizmayı, semeri açıp alttaki mekanizmayı burada bize göstermişlerdi. Bir gün eğer gelirseniz, yolunuz Almanya'ya düşerse, çünkü arkadaşların şu an çoğunluğu Türkiye'den, burayı mutlaka Karlsruhe şehrinde eyalet müzesidir ve Türk ganimetleri bölümüdür. Arkadaş az önceki bu Wilhelm Ludwig geldikten sonra Osmanlı kıyafetleriyle gezmeye başladı. Halk kralın işte kafayı oynattığını, herhalde ciddi anlamda Türk kültürünün etkisinde kaldı. Ama aynı zamanda şunu söyleyenler de var. Kral Ludwig oldukça kanlı savaşlara katıldığından geri döndüğünde içinden ruhen pişmanlık duyabileceği şeklinde de söylentiler de vardır. Ama kendisi Güney Almanya'da tarihe işte az önce söylediğimiz Osmanlı ganimetlerini kaybolup gitmektense bir yerde toplayarak bütün Avrupa'dan oraya, Fransa'dan, İngiltere'den heyetler geldiğinde Türk Ganimetleri Müzesi'ni görürler. Almanya'nın birçok şehrinde Türkleri çağrıştıran, Türk-Alman ilişkilerine atıfta bulunan, geçmiş tarihin izlerini taşıyan mekanlar vardır. Burada köyün adı İpthausen, bu da Kuzey Bavyera adadır. İpthausen, ama halk arasında köyün 3 tane yolu vardır. Üçünü aynı anda çekmek mümkün olmadı. 3 yolunda da köyün girişinde birer tane Türk bayrağı asılıdır. Sanıyorum 1993 ya da 94'lerde bu resmi çektik biz. Ama köyün adı halk arasında Küçük Türkiye. Kleine Türkei diye geçiyor. Muhtar evet diyor işte ama ortaya bir şey koyamıyorlar. Biz Küçük Türkiye'yiz. Bize dedemizde de Küçük Türkiye'ydi burası. Babamızda da şimdi de Küçük Türkiye. Bilinmiyor neden olduğu. Köyün 3 tane restorantı vardı. Köy olduğu için küçük bir yer, bir büyük metropolün varoşu burası. Pazartesi akşamları köyün restoranlarında masalara Türk bayrağı koyuluyor ve masalara koyulan Türk bayrağında bu akşam Türk akşamı diyorlar. Yani Türk akşamında ne yapılıyor Türkiye ile ilgili? Hiçbir şey. Ama işte biz böyleymişiz, biz şöyleymişiz. Köyün bir marşı var, kendi marşı. Benim küçük Türkiye'm, benim güzel Türkiye'm diye uzayıp giden. Bu muhtardı. Tabii bu da şu an herhalde yaşamıyordur. Muhtarın hanımı şunu söyle, yok. Bu muhtar, bu müzikçi. Müzikçinin hanımı şunu söyledi, bu hanımefendi. Dedi ki ben Hamburg'da okurken dedi, annem bana bir Türk bayrağı verdi. Sana uğur getirir, hep valizinde dursun diye dedi. Böyle garip bir şeyler var. Bu müzisyen arkadaş ne zaman köye Türkler gelse o benim küçük Türkiye marşını herhalde Almanlara çalamıyor olacak ki gelen Türk misafirlere zevkle çalıyor kendisi. Böyle garip bir köy. Bana şunu söyledi muhtar. Bizle ilgili ne var dedi. Köyün tam olduğu yer Main Irmağı'nın üzeri. 1641 yılında, 1641 aslında duraklama dönemi. 1579 ile 1683 arası duraklama. Fakat o duraklamada imparatorluk genişlemiyor. Ama imparatorluğun bu Serhat boylarındaki Serhat beyleri sürekli batıya gelip onlarla alışveriş yapabilmek, zaman zaman baskı kurabilmek, askeri ilişkilere girebilmek, bu hakları vardı. Sanıyorum Bosna ya da Budin Beylerbeyi'nin bir akınında rahmetli Yılmaz Öztuna Hoca aynen şöyle yazdı. 1641 yılının bahar aylarında Türk atlıları Bavyera'ya geldiler ve Main Irmağı'nı deniz sanarak geçmeye cesaret edememişler. Oysa o deniz değil, sadece o yıllardaki, o dönemin, o aydaki ırmakların taşkın kar selleri gelmişti diye. Osmanlılar oradan geri dönüyor. Ha, Yılmaz Hoca şunu da ekliyor. Şöyle söyler, korkudan ırmağın üzerindeki bazı küçük şehir kaleleri Türk bayrakları çekerek aylarca, hatta yıllarca Türk bayrakları asılı kaldı diye. Bu köyde o kalelerin ya da tarif edilen Main Irmağı'nın üzerinde bir köy olduğunu ben kendilere söyledim. Ben kendilere
Kanuni Sultan Süleyman'ın resmini astım. Bu restoranta asmışlardı. Daha sonra bazı arkadaşlarımız da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de resmini asmışlar. Şimdi bu köyün bir kanunisi bir de Atatürk'ü var. Evet, devam ediyoruz. Tabii ki geri çekilen Osmanlı ordusu çok az olarak bizim tarafımızda esirler sayı verilse de Türk esirlerle ilgili ciddi bilgiler var. Batı tarihlerinde. Ama Batı tarihlerinde esas yansıyan bir de Türk esirlerden sonra artık ciddi anlamda 1683'ün sonrasında bir Alaturkan modası Batı'da gelişmiştir. Yani bir Türken mode başlamıştır. İleride zaten moda şöyle bir yayılır. Moda şu şekilde insanlar arasında belleklerde kendisine yer eder. Türklerin gücü İmparatorluk Türkiye'sine ya da şarka o döneme atfedilen ziyafetler ve sarayın ihtişamı, sultanın gücü, Osmanlıların şarktaki ciddi anlamdaki kültürel değerleri, renk cümbüşü batıda masallara bile konu olmuş durumdadır. Mesela ilk sigara yıllar sonra Balkanlardaki tütünlerle elde edilen Türk, Yunan, Bulgar tütünleri dünyanın en kaliteli tütünleridir. Türk, Yunan, Bulgar coğrafyası 17. ve 18. yüzyılda hangi devletin elindeydi? Osmanlıların elinde. O zaman Osmanlılara yönelik ilk Alman teknolojisiyle, Prusya teknolojisiyle Osmanlı tütünleri ilk defa sigara olarak yapılıp Batı pazarlarına satıldı. Ve ilk çıkan sigaranın adı Salam Aleyküm. Sonradan çıkan sigaralara geliyoruz. Mesela bu fabrikada yaptı ve bu da Salahattin, bu da Selahattin Eyyubi. Sigara konusu üzerinde biraz durmak isterim. Burası Yenice şehri ve Yenitse. Osmanlı'nın kullandığı sigaranın üzerlerinde de bu Yenice'nin motifi vardı. Sigara Dresden'de yapılır, Osmanlı'ya gelirdi. Paketlemesi orada yapılırdı. Yani bizden tütün gider, oradan sigara gelirdi. Halk Yenitse'yi biliyordu. 1920 yılına kadar Selam Aleyküm, Sultan, Saray, Maşallah, Salahattin bu sigaralar Dresden'de yapılıp Osmanlı coğrafyasında dağıtıldı, pazarlandı. Ama 1920'de Osmanlı ve Alman imparatorlukları tarih sahnesinden çekilince Almanya'da çıkan sigara Salem adını aldı. Salem. Salem sigarasının, şu anki Salem sigarasının temeli bu sigaraya dayanır. Ama Türkiye'de nasıl oldu? Türkiye'deki işgal güçlerinin, İngiltere ve Fransa'nın Almanya'dan alıp geldikleri sigaralar pazarlandı İstanbul'da ya da Anadolu'da. 1924'ten sonra Cumhuriyet İdaresi erken dönemde kendi tekel tütün idaresini kurarak Yenice adlı o üstten açılan paketleri yaptı. İşte Yenice sigarasıyla Salem sigarasının temeli Osmanlı Alman sigaralarının yapıldığı bu iki ülkenin işbirliğiyle burada doğan sigaralarla dünyaya yayılan ve ciddi anlamda kendisine pazar bulan sigaralardır. Tabii ki Almanların hayalinde eskiden Türkiye ile ilgili bilgiler, Osmanlı ile ilgili şark, sultan, saray, bütün bu bilgiler tek kaynaktan kiliseden alınırdı. Kiliselerde verilen vaazlardan Osmanlı'yı öğrenirler ve Osmanlı'nın öğrenildiği bilgileri halk kilise kaynaklarından alırdı. Bu kilise kaynakları 1683 sonrası artık ciddi anlamda düşüşe geçiyor. Çünkü o korkulan, ürkülen, korkunç, tehlikeli, kanlı, 3-5 kılıçla gezen Türk imajı yerini işte korkulacak bir şeyler olmadığı, her şehirde 3-5 esir Türk'ün yaşadığı öyle bir dönem gelince halk bu sefer kendi düşmanına aşık olmaya, hayranlık duymaya, hatta o Türklerle evlenen, Türklerden din değiştirdikten sonra toplumda saygın bir vatandaş olmasıyla önü açılan ciddi bir Türk-Alman etkileşimi. Avrupalıların Karnaval adlı
bir dini ritüelleri vardır. Hem dini ve hem kültürel. Ve orada her karnaval derneğinin bir konusu olur. Burası Fulda şehri. Fulda şehrinde Türk birliği, Türk bayrağı. O gün herkes işte Osmanlı kıyafeti giyer. Benzetebildiği kadar fes takarlar. Aynı bizdeki gibi üç sağa, üç sola yürüyen bir işte bando takımı vardır. Bunların her birinin kendisine Osmanlı bürokrasisindeki isimleri ve rütbeleri vardır. Türk birliği sadece o gün için ve Yeniçeri kıyafetiyle. Ama ben bu derneği inceledim. Derneğin 1915 yılındaki bölüme baktığımda orada her şey siyah beyaz. Bunu sorduğumda çok ilginç bir bilgiler verdiler. O zaman Dardanellen Krieg, yani Çanakkale Savaşı vardı. Onun için ona biraz üzülmüştük. Ya böyle de garip, ilginç bir dernek. Tabii ki Türk-Alman dostluğu ilerleyen dönemde ciddi anlamda Türk-Alman ilişkileri Kaiser II. Wilhelm ile Sultan II. Abdülhamit döneminde ciddi anlamda artmıştır. Burası Mauser silahlarının geldiği şehirdeki Mahmut Şevket Paşa'nın altında saat 5'te 5 çayı içtiği kamelya. Şu an maalesef bu yıkıldı. İşte resmi bize hatıra kaldı. Şehirdeki Osmanlı görevlileri, silah kontrol kayıt kabusyonu, kabul komisyonunun rahmetli olanların birinin mezar taşı. Burada hani Türk esirlerin kaldığı yere zaman zaman Türkler denmiş. Zaman zaman Türk evleri, Türk köyü filan. Birine de Türkiye denmiş. Yine Güney Almanya'da, yani Türk izlerinin önemli bölümü Almanya'da, Güney Almanya'da. Türkiye. Türkiye 50 kilometre, Türkiye 10 kilometre. Türkiye'ye sapıyorsun, Türkiye. Ben o semte gittiğimde dedim, ben Türkiye'ye gideceğim dedim taksiciye. Anladım dedi. Şöyle bir dolaştırdı beni. 10 marktı o zaman fiyatı. Bu da Türk-Alman ilişkilerinin geçmişe atfedilen kültür değerlerinden birisidir. Bu Türk-Alman ilişkilerinde hep Türk esirler Almanya'da yoktu. Alman esirler de Türkiye'de var. Mesela bu arkadaşımız, bir arkadaşımız Alman, İzmit'te esir kalır, 15 yıl yaşar. Geri döndükten sonra, hürriyetini aldıktan sonra şöyle söyler. Benim Türkiye'de kaldığım yerde işte Türklerin hayvan sevgisi, komşuluk ilişkileri, yardımseverlik gibi duygularını ben işte köyümde yaşatmak istiyorum. Çiftlik buradaki TSCH Ç harfini verir. Fransa sınırındadır. Çiftlik adlı bir köy kurar. Şu an küçük bir kasabadır ve kasabanın adı Çiftlik'tir. Ve köyün kasabanın girişinde zaten köyümüzün ismi Türkçeden gelmektedir. Ve Türkiye'de kalan köyümüzdeki bu esrin kurmasıdır der. Burası yine Türk vergisiyle ilgili çalışmalarda bulunan bir başka Alman tarihçi. Tabii onlardan kalan yine Neşeli Türkler Caddesi, Neşeli Türkler Sokağı, Türk esirlerin bazılarına göre işgalci sipahilerin bu caddede konakladığı, bu caddede aylarca kaldığı, işte akşamları saz çalıp oyun oynayıp neşeli bir şekilde devam ettiği, o caddedeki birçok mekanda, otelinde, restorantında Neşeli Türkler Sokağı, Neşeli Türkler Caddesi gibi böyle tarihe ithaf edilen isimler vardır. Burası Hanover. Hanover'den herhalde bir misafirimiz vardı burada. Burası Hanover. Hanover'de Avrupa işlerine götürülen binlerce esirden şanslı olan birkaç kişi. Şemdinli Mehmet'le diğeri de Hasan olması lazım. Onların mezar taşları, kendileri bölgedeki ilk Mason locasının da kurucularıdır. İsimleri burada var. 1683 Viyana seferi sırasında Hannover Prensi Ludwig'in kuvvetlerine esir düşen ve 8 yıl sonra vefat eden Türk sipahilerinden Şemdinli Derviş Mehmet ile arkadaşı Hasan'ın bu topraklardaki aziz hatırası.
Bu taşlar çok daha önce arkadaşlar yerde yatmış ve üzeri çöplerle örtülmüştü. Bunlar bulunduktan sonra Başkonsolosluk, Büyükelçilik, Milli Savunma Bakanlığı'na haber verdi. Ve yurt dışındaki Türk şehitlikleri tamamen Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Bugün çok güzel bir şekilde etrafı temizlendi. Şuralar, buralar çok güzel. Hatta bu kitabe de çok büyük bir şekildedir. Birkaç defa kırılsa, saldırıya uğrasa da sanıyorum Başkonsoloslukta da herhalde yenisi var ki çok çabuk bir şekilde yenisi de tekrar dikiliyor. Evet, ilişkiler giderek gelişti. Goethe açıklamalarını yaptı. Kur'an Almanca'ya çevrildi ve Prusya Kralı üretimi artırdığında doğuya doğru açılırken kendisine yeni pazarlar ararken Osmanlı ile tanıştı. Osmanlılar da gücünü giderek gerileme devri başladı. Bir güç kaybını yaşadığını Osmanlı da biliyordu. Batı ateşli silahları Osmanlı'ya da teknolojinin azlığını Almanya üzerinden, yani Almanya demeyelim, o dönemki adıyla Prusya Krallığı üzerinden almak için Kaiser ile Sultan'ın, o zaman da Kaiser değil, König, Osmanlı Sultanı ile Prusya Krallığı arasında Berlin'de bir mezar yeri ve Almanlara da şu an Tarabya sırtlarındaki mezarlık verildi. Bu iki mezarlığın değişmesi şöyle, o yıllarda cenazelerin bir ülkede cenaze olduğunda, özellikle de devlet erbabında cenazelerin taşınması mümkün değildi hemen hemen. Onun için zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın da iç organları Macaristan'da defnedilmiştir. Sultan Selim ile 1. Prusya Kralı'nın arasındaki teati edilen yerdir. Tabii ki şehitliğin çok büyük önemi vardır iki ülkenin tarihinde. Ermeni teröristler tarafından Roma'da ve Zürih'te şehit edilen İttihat ve Terakki'nin dönemin komutanlarından Bahattin Şakir ve Cemal Azmi de burada defnedilmiştir. Burada Talat Paşa'nın defnedildiğinde üzerine yapılan kitabe ve şu an mezarlık şehitliktir adı Türkler arasında ve hala çok önemli zatların meftun olduğu, defnedildiği yerdir. İki ülke arasında ilişkiler giderek gelişince burada bu devasa resim aşağı yukarı 530 kişiyi sembolize etmektedir. Ve sultanın elçisi Ahmet Resmi Efendi batıda bir ülkeye, Prusya Krallığı'nın başkentine elçi olarak gelmektedir. Elçinin 12 kişilik bir mehter takımı da vardı ve Berlin önlerinde 15-16 kilometre mesafede Teftow denilen bir şehirde, orada duraklar, heyet, herkes en iyi, en güzel esvaplarını giyer, müzik bandosu yani mehter takımı önde, şehre bu şekilde girerler. Osmanlı Sefiri Ahmet Resmi Efendi zaman zaman atına biner ve Berlin sokaklarında dolaşırdı. Ahmet Resmi Efendi cuma namazı sonrası şehrin meydanına gelip küçük çocuklara şeker bile dağıttığı olurdu. Prusya Sarayı'ndan o dönemde Osmanlılar büyük saygı görür. Osmanlı Sefiri göz alıcı elbiselerini giyip atına atladığında özellikle Berlin sosyetesinin bakışları üzerlerinden eksik olmazdı. Birçok sanatçı ve ressam ya da gravür imalatçıları tablolarına o dönemde Osmanlı Sefiri Ahmet Resmi Efendi'yi o şekilde ya da bu şekilde atının üzerinde tasvir etmişlerdir ve dönemden günümüze kadar gelen sultanın en güvenilir adamlarından Mektupçu Ahmet Resmi Efendi olarak Osmanlı tarihinde bilinen zattır. Yani o dönemde elçiler bir mektup getirdiği için, bugün de mektup getirir aslında elçiler, ama Mektupçu Ahmet Resmi Efendi'dir esas adı. Burası az önce benim Regensburg'da gördüğüm Neşeli Türkler Caddesi, Neşeli Türkler Oteli burası da. Daha sonra tabii ki Türk-Alman ilişkileri geliştikçe Prusya Krallığı hem Avusturya'dan bağımsızlığını kazanmak hem de İngiltere, Fransa ve Rusya üçlüsünün arasından sivrilip kendi ulusal milli bilince bağlı devletini kurabilmek için sultan ile ciddi ilişkileri vardı. Tabii ki bu
sultanın mensup olduğu dinin mensuplarına da ciddi anlamda yakınlık göstermesini yol açtı. 1740 yılında Prusya Kralı Büyük Friedrich'in şöyle bir sözü vardır. Ben Türkçesini söyleyeyim. Bütün dinler iyidir ve güzeldir, doğrudur. Eğer Türkler ülkeme gelse ben onlara camiler yapardım. Büyük Friedrich'in söylediği bir söz. Köln'de cami tartışmaları olurken, şu anki büyük cami, benim kitabım yayınlanmıştı ve bu resim de vardı. Esası buradadır. Hangi gün ve nerede yazıldı? Ben kitabın bu sayfasını işaretleyerek Köln'ün o yıllardaki belediye başkanına gönderdim. Sanırım o iznin alınmasında ya da muhalif kanatların ikna edilmesinde belediye başkanına karşı sanırım bu resmin, bu haberin, bu yazının, bu çalışmanın da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. İlişkiler beriye doğru geldikçe tabii devasa boyutlara yanaşıyor. Burada Mercedes fabrikasına gelen Osmanlı Marif delegasyonu. Osmanlıca, Almanca onlar için özel bir gazete çıkarılır. Ve Osmanlı Marif Nezareti yetkilileri Mercedes fabrikasında meslek eğitimi alan çocuklar ile ilgili bilgi almak için gelirler. Ve gazetenin orijinali Leipzig'e Zeitung şu an Alman kültür arşivindedir. Bu çocuklar son dönemde işte Almanya'ya gönderilen birçoğu annelerinin babalarının Balkanlarda Balkan komitacıları tarafından, Sırp, Yunan, Bulgar komitacılar tarafından şehit edilen ailelerin çocuklarıdır. Bunlar özellikle Berlin'de AEG fabrikasına ciddi anlamda gelmişlerdir. 1917'de çekilen bu resim Almanya'ya gelen Türk gençlerini meslek eğitimi için alan, için gelen gençleri sembolize etmektedir. Türk-Alman ilişkilerinin tabii bu bir İngiltere gazetesindeki bir resimdir. Türk-Alman siyaseti Anglo-Sakson yayılmacılığının önündeki en önemli engellerinden biriydi. İki ülke her ne kadar birbiriyle ilişkisi var ise de bu ilişkiyi birebir takip eden, adeta nefesi ensesinde takip eden bir ülkede İngiltere'ydi. Türk-Alman demiryolu anlaşmasına koyulan engel ile Osmanlı'nın Bağdat önlerine kadar getirdiği, Almanya ile beraber getirdiği demiryolunun tam 40 yıl Bağdat içerisine devam edecek şekilde inşaatının yapılmamasından İngiltere'nin bölgedeki Hindistan yoluna Araplar üzerinden bile daha yakın döneme kadar ne kadar ilgi duyduğu, ne kadar önem verdiği ya da ne kadar hala engelleyici olduğu belleklerde kalması açısından çok önemlidir. 1917 yılında Türk-Alman ilişkileri geliştikçe tabii ki Almanya sokaklarında Alman halkı Cihat, Turan, Şark, Enver ve Sultan Reşat Alman gazetelerinden eksik olmuyordu. Burada iç piyasayı savaşa mobilize ederek işte Sultan da bizimle beraber, Sultan Kaiser'in dostudur, bu savaşı kazanacağız. Bu afiş Bad Kreuznach şehrinde kalacakları otele kadar gelen Vahdettin ile Mustafa Kemal'in yürüdüğü yolda asılan 50'ye yakın büyük devasa afişlerden biridir. Ullallah, illallah, Allah bizimledir veya Allah birdir. O şekilde bunlar Alman iç piyasasını mobilize eden devasa afişlerdi. Yine 1915'te Almanya, Avusturya ve Osmanlı onların bizde yumurta bayramı denen Paskalya'da, onların sembolü yumurtadır o bayramın, 1915 yılında Ostern kutlama kartlarından bazılarıdır. Bu yine Alman dönemin Eğitim Bakanlığı tarafından okullara asılmıştır. Sultanın Treni adı, projenin adı. Osmanlı çocuğu, Bulgar çocuğu, Avusturya çocuğu ve Alman çocuğu. Çocuklar arasındaki bir işbirliğinin, yani Türk-Alman ilişkilerinde ciddi anlamda bir iki ülkenin, iki kültürün son dönemde özellikle devasa anlamda birbirine ilgisi olduğunu da söyleyebiliriz burada. Yine duvarlara asılan bezlerden bir tanesidir. Doğu'nun yanında, Doğu'nun Almanya'nın yanında savaşa girdiği imajını veren Şark uyanıyor. Sultanın
takkesinin ya da fesinin altından binlerce, belki de milyonlarca işte asker artık bizimle diyerek Yemen'de, Süveyş'te ya da Kutul Amare'de bir daha geri gelmeyen ya da Allahu Ekber dağlarının etrafında bölgesinde donarak hayatını kaybeden insanlara izafe edildiğini tabii ki bizim nesillerimiz çok sonra öğrenecektir. Şimdi Osmanlılardan Almanya'ya esirler gitti. Esirlerden bazıları günümüze kadar izini bıraktı ya da bırakamadı. Ama Almanya'dan esir düşüp ya da Avusturya-Alman ortaklığındaki dönemlerde, savaşlarda esir düşüp bize gelenler de vardır. Mesela bu arkadaşımız Edward idi, Alman idi ve Yeniçeri Ocağı'nda yetişti. Daha sonra ciddi anlamda eğitim aldı ve Afrika'daki Osmanlı birliklerinde görev aldı. Ve kuş dili olarak bildiğimiz Kara Afrika'nın tabiat ve coğrafyasını kayıt altına alan Edward, o zaman Osmanlı'ya hizmet ediyor ve ismi Mehmet Emin Paşa'ydı. İlk defa 1862'de Osmanlı'ya ilkel kabileler ve kuş dili hakkında bilgiler getiren Alman Edward ve daha sonra Mehmet Emin Paşa olacaktır. Mehmet Emin Paşa'nın o nesilden bir kız Almanya'ya gelmiş. Bir gün beni aradılar. Kendisinin elinde bir sürü belgeler vardı müzik eğitimi almak için. Selma Emiroğlu Aykan, Emin Paşa Caddesi'nde dedesinin ismini taşıyan caddenin önünde poz verdi. Şimdi arkadaşlar, Almanlar kendi aslını, kendi neslini ya da bir şekilde Alman orijini olanların izini bırakmazlar. Onlarla ilgili bir tanesi de gelecek. Burası Mauser Silah Fabrikası. Mauser Silah Fabrikası'na 5. Reşat ve Abdülhamit dönemindeki silah istekleriyle, daha doğrusu silah siparişiyle ilgili mektupların orijinalleridir bunlar. Yine az önce Vahdettin ile Mustafa Kemal'in Bad Kreuznach'taki Alman karargahına yaptıkları ziyarettir. Ve Mustafa Kemal ile Vahdettin'in sadece aynı sayfada sadece bir yerde imzaları vardır. O da burasıdır. Bu otelin hatıra defterini imzalarlar. Ve orada bir Atatürk odası vardır. Sanıyorum herhalde Atatürk ve Vahdettin odaları yapılacaktı. Vahdettin odası nedense herhalde yapılmadı. Osmanlı'nın teşrifatçı paşı Zeki Paşa bu imzaları kayıt altına alırken ücreti de peşin ödendiğine dair bilgi var. Bu köprü de bugün hayatta yok. Günümüze kadar sadece resim gelmiş. Burası da Enver Paşa Köprüsü. Şimdi o yıllarda Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1900 ile 1914 arasında ciddi anlamda Türkiye'nin üzerinde bir propaganda, Türkiye'yi yanına çekmek veya bir güler yüzlü emperyalizm yayılmacılığı vardı Almanya tarafında. Bu Osmanlı tarafından biliniyordu ama bilinse de bir başka ikame edecek, yerine koyulacak çare olmadığı için Türk-Alman ilişkileri bir şekilde devam ediyordu. Yine Türk-Alman dernekleri, benim bulunduğum şehir Würzburg arşivlerinden ortaya koyduğumuz DTV, Deutsch Türkische Vereine, Osmanlıca, Almanca, Türk-Alman dernekleri birçok yerde şubesi var. Derneğin Türkiye'deki en önemli üyeleri Vahdettin ve Enver Paşa, arkasından sanıyorum Talat da geliyor. Diğer işte Alman Büyükelçisi var İstanbul'daki. Ama derneğin tüzüğü ilginç. Derneğin Darmstadt şubesi Mezopotamya ile ilgileniyor. Frankfurt'taki şube Ege bölgesiyle, ben Adanalıyım, Güney ile ilgilenen derneğin şubesi de Hanover'deki dernek. Yani adeta şubeler sen benim bölgeme girme, ben senin bölgene girmeyeyim hesabıyla ciddi anlamda bir yayılmacılık ya da pazara hakim olma, pazara sahip olma duyguları vardır. Maalesef buraya gelmiş, az önce size bir matbaanın bastığı kitaptan bahsetmiştim. Nikolaus Hönige yazarın adı, bu yer değiştirmiş bunlar. Nikolaus Hönige, kiliseyle arası iyi olmayan, kiliseye inanmayan, ilk bastığı kitaptan işte günümüze kadar biraz hasarlı da olsa böyle bir kitap ortaya çıkmış. Sanıyorum Almanlar o yıllarda sadece bu tarih kitabını basmadılar.
fizik, kimya, matematik, ekonomi ya da kilisenin İncil'leri bile o matbaalarda basılmaya başlandı. Yine 18. yüzyılda Nürnberg'de Osmanlı'nın fahri konsolosluk binaları vardı. Osmanlı'da şöyle bir gelenek vardı. Fahri olarak bölgenin insanları atanırdı. Bu arkadaşımız kendisi ciddi anlamda Çin'i ticareti yapan bir tanesi. İşte bu da Almanya ile ilişkilerin Türk Çiniciliğine vurduğu bir darbedir. Çin'i yapması elbette zordur ama Çin'i aynı zamanda bir el sanatıdır. Ve şark işi, Osmanlı işi, Türklerin kültürü, Türk kültürü olarak bilinir. Ama Almanya'da daha ucuz ve daha uygun olunca, çünkü Almanlar makinalaşmıştır. Birçok üretim makina ile yapıldığından el sanatlarını yok edip ya da el sanatlarına karşı pazara hakim olduğu için çok zengin bir bölgeden birisi olacak ki Nürnberg'de kendisi bu Çinici arkadaş da Osmanlı'nın bölgedeki fahri konsolosu olarak çalışmaya başlamış. Son döneme doğru geliyoruz. Güzel bir yolculuk oldu. Bitirmek üzereyim. 1961'de Mannheim şehrine 3 adet tren gelir. Anadolu'dan işçiler gelir. Mannheim şehrinde Wiesloch adlı bir gazetenin manşeti. Şehrimize 1500 Osmanlı vatandaşı geldi. 1961'de Türklerin adı hala Osmanlı vatandaşıdır. Şu aradaki ikinci küçük başlıkta 1683'teki işte bu Hilal Haç kavgasından filan da kısaca bahsedilerek ilk Türk işçilerine atıfta bulunarak işte İstanbul, bu arkadaşımızın cenazesine katıldım. Bunları tanımıyorum. Böyle bir son dönem Türklerin bu yıl 60. yılı, ben bu yolculuğun 40 yılına hatta 41 yılına şahit etmiş bir vatandaş olarak şu an karşınızda konuşuyorum. Evet, ilk gelen işçilerimiz, bura Würzburg tren istasyonu. Ellerinde sadece bir valizleri vardı ama çoğunun yola çıktığında gidecekleri ülke hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Bunların kimi evli, kimi nişanlı, kimi de askerden daha yeni gelmişti. Fakat bunlar soğuk batı ülkelerinde iş olduğu ve çalışınca para kazanıldığı ve birkaç yılda bir traktör alınabildiğinin dışında ya da o yılların tek dalgalı radyolarında burası Türkiye radyoları diye başlayan 19 ajanslarında duydukları Almanya'ya giderken İstanbul'da Alman doktorların kontrolünden geçebilip Almanya'ya giden şanslı bazı insanlardan bir tanesiydi. O yıllarda Türklerin birçoğu sağlık kontrollerinde kaybettiler. Çünkü 3 dişi eksik olan Almanya'ya gelemezdi. Devam ediyoruz. Yine Siemens fabrikasının bahçesinde kılınan bir cuma namazına katılanları görüyoruz. Sanıyorum Oflu hocamız, çünkü din görevlisi falan yok, Almanya Türkleri için biraz da böyle burada artık manalı konuşacağım. Almanya Türklerinin arkasından bir yıl sonra Merkez Bankası'nı şube açtıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğretmeni, imamı 10 yıl sonra, öğretmeni ise 12 yıl sonra gönderdi. Evet. Orada mecliste bir cümle daha söyleyeyim. Nihat Arım, Naim Talu, Ferit Melen, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel 1969-73 arasındaki başbakanlarımızdır. Herhalde unuttuğum da olmadı. Bunların bütçelerini inceledim. Bunların bütçelerinde %17 ile %33, 33 Ecevit döneminde %33 arası, yani her 3 liradan 1 lirasını Almanya'daki veya Avrupa'da diyelim, Avrupa'daki İşçi dövizlerinden kazanılacak şekilde bütçe tahminleri yapılıyor. O yıllarda 450 kişi vardı uzun yıllar mecliste. O bütçelere parmak kaldıran milletvekilleri bu işçilerin bir kültür ihtiyacının, bir dini ihtiyacının nasıl evlenip nasıl boşandıkları, nasıl cuma namazı, bayram namazı ya da çocuklarına ne öğretebileceğiyle ilgili bir düşüncelerinin olmaması
gerçekten oldukça garip bir duygudur ve bunun üzerine sanıyorum ileriki yıllarda sosyologlar da çalışmalarda bulunacaklardır. Onların dövizini Türkiye'ye gelmesini destekleyenler, hatta Merkez Bankası hızını alamayıp muhabir Alman bankaları da kullanıyor burada. Evet, dedik ya Almanya'dan mesela Türkiye'ye gelen sanıyorum son bunlar slide. Bu arkadaşımız Magdeburg şehrinde doğmuş. Babası Karl demiş ona ve soyadı da Detroit. Karl Detroit. Yaman bir çocuk, el avuca sığmayan bir tanesi. 14 yaşında okuldan kaçıyor ama sadece coğrafyaya ilgi duyuyor çocuk. Şuraya buraya kaçarken bir gün kayboluyor, gitti diyorlar bu. Bir yük gemisinde iş buluyor. Gemi Cebeli Tarık'tan dolaşıp İstanbul'a yük getirdiğinde tam sahilden giderken gemicilerin aşağı yukarı tamamına yakını yüzme bilir. Yüzerek karaya çıkar ve çıktığı karaya çıktığı yer bir Osmanlı paşasının hem de çocuğu olmayan bir paşanın bahçesidir. Bunu yakalayıp getirirler, üstü başı ıslaktır, değiştirirler. Oldukça güzel mavi gözleri vardır. Paşa buna işte tercüman buldurur sağdan soldan. Bu bilgileri aldıktan sonra benim oğlum ol filan diye çocuğu ikna ederler. Çocuğu okula gönderirler. Enderun'a girdirirler ve çocuk Mehmet Ali Paşa olur. Ve Mehmet Ali Paşa 18. yüzyıl toplumlarında ciddi anlamda özellikle Balkanlarda Osmanlı'ya karşı isyanlar varken Sırp ve Arnavut isyanlarının bastırılmasında Sırp, Arnavut ve Karadağ isyanlarının bastırılmasında Osmanlı'ya son ana kadar hizmet eder. Ama Mehmet Ali Paşa şunu da yapar. 1878 Berlin konferansında Osmanlı delegasyonunun başkanıdır. Şu arkadaştır Mehmet Ali Paşa. Alman asıllıdır. Konferans Almanya'da yapılır ve Berlin Kongresi'ni Bismarck açar. Bismarck şöyle der. Mehmet Ali Paşa'nın Alman olduğu, Alman asıllı olduğu ama Türk delegasyonunun başkanı olduğunu Almanlar bilir ve buna bozulurlar. Dikkat ederseniz Osmanlılar biraz geride, Fransızlar, İngilizler biraz daha önde, Ruslar filan. Şu arada Osmanlı delegasyonu fazla ciddiye alınmıyor gibi. Bismarck herkes kendi dilini konuşacak, ülkesinin dilindir. Mehmet Ali Paşa'ya sıra geldiğinde Mehmet Ali Paşa Almanca şunu söyler. Biz Türkler hem öncelikle bulunduğumuz ülkenin diliyle konuşuruz. Çünkü Almandır, Alman asıllıdır. Almancayı konuşur, daha sonra kendi dilimizle devam ederiz der. Almanca tercüman istemiyorum diyerek Bismarck'ı müthiş bir şekilde deli eder. Ama Mehmet Ali Paşa'nın bir başka özelliği de vardır. Mehmet Ali Paşa anne tarafından Nazım Hikmet'in büyük dedesidir. Mehmet Ali Paşa'nın boş zamanlarında resim ve edebiyat yönündeki çalışmaları bilinir. Mehmet Ali Paşa ve Nazım Hikmet birbirine o kadar da benzemektedir. İki şahsın şiirleri de birbirine çok benzemektedir. Mehmet Ali Paşa Berlin Konferansı sırasında doğduğu Magdeburg'a gitmesine Almanlar izin vermezler. Bir yabancı delegasyon mensubu Almanya'nın içlerinde gezemez denir ve gidemez. Mehmet Ali Paşa'nın günümüze kadar ulaşan şiiriyle Nazım Hikmet'in aruz olarak yazdığı şiirler de yine birbirine çok benzemektedir. Bir başka Osmanlı seferidir. Bu da Ali Aziz Efendi'dir. Prusya Kralı tarafından Türklere hediye edilen, Türk mezarlığına gömülen cenazelerden bir başkasıdır. Ve Ali Aziz Efendi rahmetli olduğunda Berlinische Nachrichten adlı gazete tam sayfa olarak Sultanın elçisi öldü ama bütün Berlin ağladı diye arkasından bu veda mesajını yayınlayacaktır. Tabii ki esirlerin paylaşımında özellikle Hanover ve Bavyeralılar ciddi anlamda mehter takımını da paylaştılar. Osmanlı'nın kale önlerine getirdiği mehter takımı 4000 kişiye yakındı. Bugün bu 4000 kişilik devasa dünya askeri bandosu Anadolu'daki bazı küçük ilçelerin nüfusudur arkadaşlar. Bu esirlerden yani esirlerden demeyelim de bu mehter takımının elemanlarından aslan payını yine Bavyera aldı. Çünkü onlar Bavyeralılar mehter takımının hemen başlangıcındaydı.
Mehter takımı Avusturyalı tarihçi Hammer'e göre 7 büyük deve derisinden birbirine ulanarak yapılan devasa askeri davullar vardı. Bunlar kalenin önünde imal edildi. Ani geri çekilmeden mehter takım elemanları kendilerini koruyamadılar. Müzik aletleriyle beraber Batılıların eline, Batılı askerlerin eline esir düştüler. İşte bu dönemden sonra Avrupa'da çok sesli müzik başladı. Şu bu bando resimleri, bandolarda kullanılan resimlerin tamamı Osmanlı'nın mehterinde de vardır. Buradan son olarak şunu söyleyeyim. Würzburg Üniversitesi'nin Müzik Yüksekokulu'nun kitap tanıtımında aynen şu vardır. Avrupa'nın ilk müzik okuludur. Ve Müzik Yüksekokulu'nun kitabının başlangıcında bizim müziğimizin temelinde Osmanlı'nın mehterinin izleri vardır derler. Ben burada beni dinleyenlere çok çok teşekkür ederken burada sözleri siz değerli dinleyici arkadaşlara bırakmak istiyorum. Ola ki Adem oğullarının soruları varsa Ümmet-i Muhammed mümkünse cevaplandırır, mümkün değilse bir başka toplantımızda yine size aktarmaya gayret ederiz. Latif Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Nefes almadan bizi ekrana bağladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bir ta Almanlarla olan ilişkileri Selçuklulara kadar götüren bir tarihi gerçekleri ortaya çıkarmanız ayrı bir şey. Yakın tarihte Türk işçileri olarak Almanya'ya gönderdiğimiz işçilerimize kadar gelen süreci çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz.